eliyle. Ve bunlar bu politika öteden beri bugüne kadar devletin planladığı, desteklediği, organize ettiği, finansını sağladığı, politikasının belirlediği, insan kaynaklarının oluşturduğu ve bu paramiliter, bu kontrol, bu jitemci zihniyet oluşturarak birçok sayıda yoldaşımızı, arkadaşımızı, insan hakları savunucusunu, barışı isteyen, özgürlüğü isteyen, adalet isteyen birçok insanı aramızda alıp götürdüler, kaybettirdiler. Birçok yerde de bazen cenazeleri bulduk, bazen de kayıplar olarak hala da duruyor. Ama biz şunu biliyoruz. Biz bu mücadeleye başladığımız günden bugüne kadar biz bu ülkede yüzlerce toplu mezarın oluşturulduğunu, toplu mezarın olduğunu, binlerce kaybın devlet eliyle gerçekleştirdiğini ve bunu nasıl yaptığını çok iyi bildiğimizi, tanıklarıyla gördüğümüz birçok olayla birlikte bunun asla unutmayacağımızı, bunun hesabını soracağımızı ve takipçisi olacağımızı, bütün dünyaya Türkiye'nin bir toplu mezar ülkesi olduğunu, Türkiye'de de diğer ülkeler gibi binlerce insanın kaybettirildiğini, katledildiğini, insanlığa karşı suçlar işlendiğini bıkmadan, usanmadan, hiçbir dakika dahi geri adım atmadan bu annelerimizle, barış annelerimizle, dostlarımızla birlikte bu mücadeleyi sürdürmeye inançlı bir şekilde belirttik ve bunu bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki bu ülkeyi yönetenler, bu zihniyeti savunanlar, egemen güçler ve bu devlet geçmişle yüzleşinceye kadar, geçmişte insanlığa karşı işlenen bütün suçların hesabı verinceye kadar, failleri yargı önüne çıkarıncaya kadar, kayıplarımızın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarıncaya kadar biz bu onurlu duruşumuzu sergileyeceğiz. Bu onurlu barışımız çabalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Bunlar bulunmadan, bunların failleri yargı önüne çıkarıp hesap sorulmadan, geçmişle yüzleşilmeden bu ülkeye barışın gelebileceğine inanmıyoruz. Gelecek olan barış kalıcı da olmaz. O vesileyle eğer biz bu ülkede insan haklarını istiyorsak, biz bu ülkede barışın gelmesini istiyorsak, biz bu ülkede gerçek anlamda kalıcı bir adaletin, bir barışın, bir evrensel hukuk değerlerinin egemen olmasını istiyorsak, öncelikle bütün bu geçmişte yaşanan bu kayıplarımızla yüzleşip, bunun failleri ortaya çıkarıp gerek kayıp olan gerek devletin eliyle gerçekleştiren tırnak içerisinde söylüyorum faili meçhul dediği ki faili belli olan bütün bu siyasal cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarılması gerekir. Değerli arkadaşlar, sözü fazla uzatmayacağım. Bugün aramızda barış anneleri var. Bugün aramızda İstanbul'dan, değişik illerden gelen gazeteci arkadaşlarımız var. Yazar arkadaşlarımız var. Banu Güven arkadaşımız aramızda. Ayşe Yıldırım arkadaşımız aramızda. Fehim Işık ve birçok arkadaşımız şu anda yoldadır. Onlar buraya gelecekler. Fatih Polat arkadaşımız. Nevşev Evin arkadaşımız. Faruk Ercan ve Celal abimiz burada. Ben hepsine teşekkür ediyorum bu anlamlı desteklerinden dolayı. Öteden beri faili meçhullerin, işkencenin, katliamların, savaşın en kirli yüzünün görüldüğü dönemlerde dahi bölge halkını, bölge halklarını yalnız bırakmadılar ve sürekli aramızda oldular. Ve tabii siz değerli gazeteciler, muhabirler, size de teşekkür ederiz.
İşte İstanbul'da 600. hafta, burada da 398. haftadır. Sürekli bizimle oldunuz. Annelerimize zaten ne desek azdır. Bu onurlu, bu dirayetli, bu inançlı, bu mücadeleci çabalarından dolayı ellerinden öpüyorum. Minnettarlığımızı sunuyoruz. Bizler onlarla bu onurlu mücadeleyle tanıştık ve onlarla sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bizi kapalı kaplar arkasına hapsetseler de bütün militarist güçlerini kaplarımıza yıksalar da özel kararlarla alanlarda adalet haykırışımızı karşı engel koysalar da tehditler savursalar da ne yapsalar yapsın biz annelerimizle beraber, biz dostlarımızla beraber, biz onurlu barış mücadelesi veren yoldaşlarımızla beraber bu adalet arayışımızı sürdüreceğiz. Bu böyle bilinsin. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi de sürekli olarak yaptığımız işte annelerimiz konuşmasını isteriz. Kayıp hikayesini sizlerle paylaşırız. Gelen misafirlerimiz onlar da bize katılacak. Onlar da bizimle duygularını paylaşacaklar. Ben şimdi sözü bir annemize veriyorum. Anne kendi duygularını sizlerle paylaşacak. Peki. Denge bari ki bilin ki Zazaca Zaman okudu. E Türkiye jitunevi, heba e Kırmanca jitunevi, gist yencin, gist yazdıkın. Hem zarın çahal diken mezim, zarın ten meydanın, herin der naylındır. Peşki pırz doğru, kade rehet ke, kade talan ka barış ki khir kafine. Dest kade de, dest insanın da, insan gistik. Mina hevbin, barışı bukhazın, insanı diye bukhazın, bratiye bukhazın. Vaka zulüm nave. Zulüm rin nene, ev gişt gönene, gencin, ciğere dayıka fe, bekeke gönne fe, yazıkhe. Her gün alayan var, ne kırdan tani? Tip mi kırdan bir gencin yazıkhe. Böyle talim ka barışı kartine, her zaman barışı kartine. İnşallah barışı kıyızı dire. İnşallah rüyü kıyızı dire. Bu şerri dünyayı. Ben size Rabbe dire fade o. Direga erdu ezman. Yardım ki barışı kartına, rüneyi ki kartına, cihanla berkine, emeç tabi. Rama kadir, pişman kadir, kadir, bir sacı rama kadir, her zaman kadir. İnsan göç değişti kadir, her gün Türk bir, Kırmanç bir, kidi bir bebe. Eve şevket, eve merhamet, kayta hebe dur ki. Belki ci rüneyi Cenab-ı Kadir de kar kebe. İş pır zora, zahmetik pır zora. Pır merüde deşe, me pır zahmetine, me pır eziyetine. Ne per ders kışan dene ne kar yendir ne kanın. Hemen değil ne kanın. Bu kişinin güç hevra düşmüş mü yardım ki her duvarı. Parici yardım ki belki rindi ki khir kar kebe. Barış ki khir kar kebe. Herkes bükene, herkes kayta. Herkes kayın bu birayı hevbe. Yazdık ki mevven takırına me mezari van edine. Kır doğru, kır hekarete. Vad dayı ki, kayta dayı ki, bina çarpata serlar, para abet. Ver biz ana ki ciğer ciğer naskını zor eter zor. Per zor eter der hep. Az da aynı zamanda hatırı ver geç. Ejil de ser nabiyemiz bu sadayı ki aşık ki e amede
ve berfadanı silah dikin berfadanı ki piroze bıxir hatına ev havalı meyci berba hatına ez bıxir hatına van dikin. İro her hafta de koşuyor parti jibona vandaya çaraki hebu ve mıkabel navi o hale de xiz lve deri nahili insan çave xoğake yek derkevi ci derbe dahuyaniya kevde ev hak mafeki kurday hakiki piroze eger li zarok yapa bigarin iro eger dayike lehestiye zarok yapa digare o duhaze ki kulmek ahawi hestiye ki zarok yapa bine teyhe mezele ki o bina xo pe derke ev ci zanibi mezele ki zarok yapa heye ev dayik jibona Ge mazale zarok xwa be mujadale dik ne dibe berf ne dibe baran ne dibe girtin ne dibe kuştin de kolanane ama mukabel ev devlet ev sistema AKP dengi dayka na bilize dayi jibona ki kes nemre veki ga ana dayki go jibona dile tu dayki ne şevte be mujadale dik iro eger ne ve derin ev dayki hatine ge jibona kes nemre o tu zarok et dayk jiyan afaj des nede gerek ev devlet ija runi bifikre beje dayk jma chi de khoazin yani iro mesela de bejin o hal de bejin darbet bejin ev geç o inu sisteme ke bqreje le serseri ma kurdad maşinin habunu tu nabuna meye yani amji wak dayka dixwazin yekîtiya gelê kurd însanetgê ev dayîk hestiyê zarokê xwe bibînin dayîk henin 20 salin 30 salin 25 salin li hestiyê zarokê xwe digerin ev şermeke mezinin ji vê dewletê re yanî weke xurşîd ev dikin sala wî bixedi hîna aqûbeta wî belî nebûye car di eynî karê xwe dest pê kirine weke tahîr elçî Yani ev şermek mezine eğer insan ki bu habuna xwa xwedî derkeve ji bu habuna xwa hebe ji bu habuna xwa mücadele bike heqî wî îfaz kirin û wenda kirin bi em jî wekî dayîka em dibêjin em dixwazin hestiyê ba însana bêdîtin dilê wan jî rihet bibe banga me ji vê dewletê re heye bira ev dayîk jî êdî li kolana negerin nebêjin em li hestiyê zarokê xwe digerin Bira bu aşitiye ki mayinde li bi velatî bijîn, em veya şermezar dikin veke dayika, em dibêjin hûn bi girtinê, bi kuştinê, bi wendakirinê me nabin qedandin, hûn çi bikin jî em ê li ser nigê xwe bin. Em ê li hebûna xwe xwedî derkevin, hebûna gelê kurdê, gelê kurdê tim bi ser kevin, hîç bira kes serê xwe neêşînin. Çimkî jiyaneke azad ji her milletî re dixwazin, ne ji şexsê xwe tenê re. Em serketinê ji vî însanê ge heger îro mücadele dikin ji wan re dixwazin em dibêjin dayîk nû em êşa we parve dikin wekî dayîka êşa me gişa yekê em wendaya dixwazin bêdîtin serketina gelê kurd em jî îhade re ev însanê ge îro pêşkêşiya vî tiştî dikin spasiyê xwe pêşkêş dikin serketim değerli arkadaşlar bizler misafirlerimiz yoldadır bekliyoruz geliyoruz aramızda bulunan sivil toplum örgütlerinden MEYADER yönetim ve üyeleriyle burada birlikte buradalar Tuatler üyeleriyle birlikte burada ve vekilimiz Diyarbakır HDP vekili Sayın Ziya Pir de aramızda şimdi de uzun süreden beri bu onurlu mücadelesinin içerisinde diğer annelerle birlikte yer alan Sakine Ana'ya söz vermek istiyoruz. Belki o da birkaç şey söyler. Sonra diğer arkadaşlarımızla konuşacaklar. Merhaba arkadaşlar. Sizi burada görmek çok güzel. İlk günden son güne kadar, bugüne kadar beraberdik. İnşallah sonuna kadar beraber olup barışı da
beraber getireceğiz, beraber barışı yanlayacaksınız. Allah onu size nasip edecek inşallah. Size sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti yıllardır başlattığı bu kirli savaşı bir türlü bitirmek istedi. Sonucun ne olacağını düşünmeden yürütüyor. Acaba sonuç ne olacak? Türkiye'yi zayıflattığını, Türkiye'nin bütün güçlerini bu kirli savaşta, iç savaşta kaybettiğini düşünemiyor. Türkiye'yi ne hale koyduğunu anlayamıyor. Bu devleti yönetenlere iğne ucu kadar bir aklı yok. Türkler, Kürtler kardeştir. Çocuklarımız evlenmiş, torunlarımız iç içedir. Biz hiçbir zaman Türk, Kürt birden birbirimizden ayrılamayız. Çünkü torunlarımız iç içedir. Sizi bekliyoruz. Biz birbirimizden ayrılamayacağımıza göre devleti yönetenler ne yapmaya çalışıyorlar bunu? Bir defa bir izah etsinler. Bunun sonucu yok. Senelerdir ben bu davanın içindeyim. Sadece hakkı savunan bir insan olarak, hakkı isteyen bir insan olarak, adaleti isteyen bir insan olarak buradayım. Bu anaların hakkını aramak yolunda olan anaların izindeyim, yanındayım, beraber olacağım. Ölünceye kadar da bu adaleti arayacağım. Çünkü ben evlat kaybettim. Aslan kaybettim. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler Türkiye'nin ne kaybettiğini bilmiyorlar. Düşünemiyorlar. Düşünceleri başka. Düşünceleri ceplerine girmiş. Maaşlarına, gelirlerine bakıyorlar. Anaların yüreğini yakıyorlar. Anaların yüreğini düşünmüyorlar. Bu anaların yüreği yanıyor. Allah bunu size bırakmayacak. Sene 2012 Sayın Cumhurbaşkanı bir canlı yayında kendi partisinin analarının derdini soruyordu. Filiz Boyner oradaydı. Şahittir Allah için. Ve onlara sordu. Başbakana sordu. Dedi başbakan, sen kendi partinin analarının derdini soruyorsun. Ya bu Kürt anaları bu kadar bağırıp çağırıyorlar. Onların derdini sormak gerekmez mi? Dedi haklısın Filiz Hanım. Onların da derdini sormak gerekir. Aralarında bir sakine ana var. Derdini duymuşum, oturup ağlamışsın. Ve bana telefonla sekreteri bildirdi. Başbakan sana randevu vermek istiyor. Geleceksin, başbakan seninle görüşecek. Peki, yalnız yüreği yanan ben miyim? Bu kadar anaların yüreğine ne olacak? Binlerce yalnız bu değil. Bu yalnız Diyarbakır'da olanlar. Ya bütün Siirt'te, Nusaybin'de, Van'da, Şırnak'ta, her yerde, Batman'da, bütün yerlerde o anaların yüreği ne olacak? Onları düşünmeden beni öne alıyor. Maksadını biliyordum. Beni yanına alacak, elimi kaldıracak, diyecek bak bu kadar yüreği yanan bir ana gelmiş, o da bana yardım ediyor, bu davayı bitireceğiz. Sen bu davayı bitirecek adam değilsin. Cumhurbaşkanı olmuşsun ama bu davayı bitirecek adam değilsin. Çekil oradan, başka bitirecek bir adam gelsin. Yeter artık, bu anaların yüreği yanıyor. Adalet arıyor, adalet arıyor, adalet arıyor bu millet. Bunlar da insan, bunlar da İslam. Bunlar ne olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsunlar. Bunlar Adem Havva'dan bu yere insan mı değil mi? Bunların da adalete hakkı var. Bu adaleti arıyoruz, sonuna kadar arayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama bunu düşünmesi gerektiğini bir defa daha burada hatırlatıyorum. Bu kadar insanı öldürdüm, ne eline geçti? Bundan sonra da başka eline geçecek hiçbir şey yok. Sadece Türkiye zayıflıyor. Komşularına, düşmanlarına karşı zayıf bir Türkiye oluyor. Bunu aklından çıkarma ve adaleti Türkiye'ye getirmeyi unutma.
Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarım. Arkadaşlar şimdi Sayın Vekilimiz Ziya Pir sizlerle kendi ve partinin düşüncesini bu konuda paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok değerli analar, değerli arkadaşlar. Yüreği yanan insanların arasına girip de siyasi konuşma yapmak tabii ki çok şey değil, çok kolay değil. Burada resimlere bakıyoruz, bakamıyoruz daha doğrusu. Yani bu kadar insan, ki bunlar sadece kaybolan, kaybedilen insanların sadece bir kısmı, binlerce insan var. İstanbul'da aynı dakikalarda 600. haftada analar bir araya gelmiş. Onlar da soruyor, bir soru soruyor. Diyor ki benim evladım nerededir? 600 haftadır çok değerli analar, çok değerli arkadaşlar. 600 hafta, 600 defa bir soru birisine yönelseniz bu muhatabınız taş olsa cevap verir. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunlar mümkün değil. Niye mümkün değil? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bir siyasetçi olarak şu iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, Türkiye'de zorla insanları kaybetme, insanlığa karşı suç kapsamına girmiyor. Bir. İkincisi, uluslararası sözleşmeler var. Bunlardan bir tanesi, kişileri kaybetmeye karşı koruma sözleşmesidir. Türkiye buna taraf değildir. Bunun altına imza atmamıştır. Yani gizleyecekleri ve bundan sonra yapacakları bazı eylemleri biraz da saklamak istiyorlar, gizlemek istiyorlar. Bunu da bilmek lazım. Bunun dışında elbette yaşadığımız bölgede son bir yıldır yaşadığımız bir savaş vardır. Bunun nedeni de hepsini toplarsak artık aslında ortaya çıkıyor. Bu şudur. Biraz önce Sakin Anne ne güzel dedi. İşte hepimiz kardeşiz. İşte kız vermişiz. Sorunlarımız vardır. Doğrudur. Türkiye'de hepimiz kardeş olabiliriz. Türkler Türkiye'de vatandaş olabilir, başbakan, cumhurbaşkanı dahi olabilir. Ama bir şey bilmemiz lazım ki Kürtler Türkiye'de iki şey olamaz. Bir, kendi öz benliğiyle Kürt olamaz. Ve ikincisi, ortak kurduğumuz ülkeye ortak olamaz. Bu iki mesele vardır. Bizim bütün uğraşımız, HDP olarak da bütün uğraşımız bu iki konuda yol almaktır. Ve yani şu resme bakarak tekrar şunu görüyoruz ki Türkiye'de insan gibi insan olabilme olgusu maalesef yoktur. Yani bir insanın maalesef herhangi bir değeri Türkiye'de yoktur. Biz hedef olarak şunu da istiyoruz. İnsanlara insan olduğu için değer verilmesi gerekiyor. Bunlar da söyleyeceklerim. Ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buradan İstanbul'daki analara da selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, şimdi de her hafta sizlerle bir kaybın hikayesini paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşımız kayıp konuşan arkadaşımız Adnan sizlerle kaybı kesin. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de aynı zamanda bir kaybın oğlu olarak 398 haftadır burada her hafta adalet arayışımızı devam ediyoruz. İstanbul'da da bir deniz gibi 600 haftadır anneler o direnişi devam ediyorlar. Buradan onlara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Her hafta bir kaybın hikayesini burada sizinle paylaşıyoruz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın.
kayıp yakınları 398. hafta oturma eylemi. Mağdurlar Ali Işık, Bilek Seri, Güzel Seri, Elif Işık, Gülzar Seri, Hatun Işık, Kıdır Işık ve Yeter Işık. Olay yeri Dersim Gökçek Köyü Mirit Medresi. Olay tarihi 23-24 Eylül 1994. Dersim merkeze bağlı Gökçek Köyü Mirit Medresi'nde yaşayanlar, mezra civarında süreklileşen askeri operasyonlar, silahlı çatışmalar ve askerlerin sürekli baskıları nedeniyle başka yere göç etmişti. Sadece Işık ve Serin ailesi mezrada kalmaya devam ediyordu. 23-24 Eylül 1994 tarihinde başlayan operasyonlar sırasında Mirit'e giriş çıkışlar yasaklandı. Köy muhtarı dahil kimsenin köye girmesine izin verilmedi. Tuğgeneral Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Dağ Komando Komutanlığı'na bağlı askerler mezraya baskın düzenledi. Mezrada bulunan evler, bağ ve bahçeler bombalandı. Bombalandı, yakıldı. Askerler daha sonra her iki aileden Hıdır Işık, Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Güzali Serin, Gülizar Serin ve 3 yaşındaki Dilek Serin'i gözaltına aldı. Bu kişilerden bir daha haber alınamadı. Onları soran köylülere Mirit'ten sorumlu olan Gökçek Jandarma Karakolu onları biz de görmedik yanıtını verdi. Olay tarihinde asker olan ve olaydan bir iki gün sonra Dersim'e dönen Işık ailesinin büyük oğlu Ali Işık kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen Mirit'e yakınlarını aramaya gitti. Ondan da haber alınamadı. Öldürülen ve kaybolanların yakınları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuru üzerine Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından komisyona gönderilen yazıda 21-26 Eylül 1994 tarihleri arasında Merik Mezrası Tüderesi bölgesinde düzenlenen operasyonda iki güvenlik görevlisinin ve 18 militanın öldüğü operasyon sırasında Merik Mezrası'nda kimsenin bulunmadığı, Işık ve Serin ailesinin güvenlik güçleri ile muhatap olmadıkları 35 kilometre genişliğinde operasyon bölgesinde rastlanan 200 kadar başıboş koyunun sonradan sahiplerine iletilmek üzere Gökçek Jandarma Karakolu'na teslim edildiği yanıtı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda incelemesini sonlandırdı. Dönemin komisyon başkanı Sabri Yavuz tarafından 27 Aralık 1994 günü Süleyman Işık'a gönderilen mektupta kayıp kişiler hakkında herhangi bir bulgunun elde edilmediği, Kudret Deresi operasyonunda ağır kayıplar veren örgütün bu iki hane etrafında rehin aldıklarını ya da ihbar ettikleri düşüncesiyle yanlarına götürdüklerinin değerlendirildiği bildirildi. Bu tarihten itibaren bir olayı savcılık, jandarma ve emniyetin dosyalarında faili meçhul olarak kaldı. Hiçbir ilerleme sağlanamadı ve araştırma durduruldu. Değerli arkadaşlar, şimdi de DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren arkadaşımız aramıza katıldı. Ben sözü kendisine veriyorum. Buyurun başkanım. Hoş gelmişsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben hem gazeteci olarak size sesleniyorum hem de bir kayıp yakını olarak. Biz gazeteciler her türlü insan hakları ihlaline karşı mağdurların yanındayız. Tabii ki gözaltında kayıplara da karşıyız. 600 hafta önce İstanbul'da başlayan eylemi baştan beri izleyen gazeteciler olarak bir çağrıda da bulunduk İstanbul'dan. Bütün meslektaşlarımızı kayıp 600. hafta kayıplara karşı eyleme, gözaltında kaybettilere karşı eyleme davet ettik. Şimdi burada eş zamanlı olarak
Galatasaray'da da oturup Galatasaray'da oturan kayıp yakınlarının yanında İstanbullu meslektaşlarımız da var. Biz buradayız. Diyarbakır'da burada olmak daha da anlamlı. Çünkü yıllardır devlet politikası olarak devam eden gözaltında kayıplar ne yazık ki en çok bu bölgede yaşandı. Yüzlerce insan kaybedildi. Faili meçhul cinayetlere kurban gitti. Biz de cumartesi anneleriyle, kayıp yakınlarıyla birlikte adalet arayışını sürdürüyoruz. Onlarla birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, biz de teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Tüm bu mücadeleye destek veren ve hiç bizleri yalnız bırakmayan değerli basın emekçilerine, basın çalışanlarına, gazeteci arkadaşlarımız ve annelerimize şu herkes bilsin şunu. Bizler tek bir kaybımız kalıncaya kadar, failler yargı önüne çıkarılmayıncaya kadar bu onurlu mücadele sürecek. Bunu bütün dost ve düşman herkes bunu böyle bilsin. Tüm baskılara rağmen, bütün tehditlere rağmen adalet arayışımızı, onurlu barış mücadelemizi ve bu özgürlük mücadelemiz devam edecek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Şimdi de oturma eylemimize geçeceğiz değerli arkadaşlar.